Ana, kalk ana, kalk. Uyan, uyan ana. Ne oldu? Hayırdır? Hayırı var mı ana? Zeynep doğuma girmiş. Ne? Hadi. Hadi, evet, devam hadi, edin. Hadi, tamam. Hadi, hadi. Oğlumuz doğdu. Canın çok acıdı mı? Yok, boş ver. Gonca, isim için ne diyorsun? Rüzgar. Rüzgar Bayri. Başar, yanlış hatırlamıyorsam senin bir hayalin vardı. Hani şu organik tarımla ilgili. Bundan söz edelim mi? Bir arkadaşım sayesinde bu işi yapanlarla görüştüm. Hala bu işin altından kalkarım diyorsan sana babandan açık kredi. Kiralık eve bakıyorum. Onu anladım da niye ki? Artık bu evin miladı dolmadı mı oğlum? Neresinden tutsan elinde kalıyor. Bir tamirat yapmaya kalksak gücümüz yok. Komşumuz da yok değil mi baba? Tabii, o da var. Zeynep, benim kocam öldü. Hem de bu normal bir ölüm değil. Nasıl bir halde olmamı bekliyorsunuz? Başar, kıskançlık yapma. O gece sen beni restoranda bıraktın. Ben de oraya gidip kocamı ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar özlediğimi Eymen'le dertleşirken anladım. Aslında ilk ve son defa kime aşık olduğumu. O yüzden sürekli bu ilişkide arıza çıkardığımı ve kaybetmekten korktuğumu. Derya, kendimi iyi hissetmiyorum. İçimde her an bana acayip bir şey olacakmış gibi bir duygu var. Kızım, sen beni düşünme, kendini düşün. Söylediklerimi sakın unutma, tamam mı? Sana acı veren biri için asla deneme. Eğer çalışacağım diye inat edersen, Rüzgar benimle kalacak. Ama itiraz etme şansın yok. Çünkü Rüzgar'ın başka şartlarda yaşaması mümkün değil. Senin yerinde olsam şöyle yaparım. Musa, özür dilerim dersin. Hani sen defalarca büyüklük yapıp beni affettin ya, ben de seni affedeceğim. Böylece iyi bir aile olacağız. Başka şansın yok. Evet Zeynep Hanım, bir cevap bekliyorum. Hele bir yarın evine çıksın da Zeynep zaten doğrusunu düşünür bulur. Artık seni de ailede sayık. Böyle her bir şeyi senin önünde konuşmalarının kusuruna bakma. Beni sizden biri gibi benimsemeniz hoşuma gidiyor. Ayrıca masal sayesinde ben de sizi ailemin bir parçası olarak biliyorum. Yeri gelmişken size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Masala kendi çocuklarınıza verdiğiniz sevgiyi verdiğinizi biliyorum. Onu sütünüzle besliyorsunuz. Masal'ın kardeşleri, babası, babaannesi ve sizinle olması beni çok mutlu ediyor. Annesiz de olsa. Uğur, kusura bakma, hep merak ederim. Senin bir ailen var mı? Neredeler? Masalı hep yalnız görmeye geliyorsun da. Benim ailem yok. Ben çocukken öldüler. Ayşe'yi kaybedene kadar tek ailem Ayşe'ydi. Masalı düşkünlüğüm belki bu yüzden. Dilerim hiçbir çocuk annesiz ya da babasız büyümez. Haddime düşmez ama sormak zorundayım. Aranızdaki bağ çok kuvvetli. Hayat inatlaşarak geçmeyecek kadar kısa. Rüzgar'a annesi ve babasıyla aynı evde büyüme hakkı veririm. Sağ ol Uğur. Uğur,
Her zaman olduğu gibi istediğinde masalı görebilirsin. Hadi mantıyı soğutmayalım, anam kızar sonra ha. Evde kimse yok. Öyle görünüyor. Halbuki bugün geleceğim demişti bak şimdi. Hadi gidelim. Gözümüz evde olsun. Geldiklerini nasılsa görürüz. Ya altını aldım da cebimde taşıyorum. Pazarda kaybetmesen bari. Bana ver. Benimkinin yanına koy. Bir şey olmaz, merak etme. Tamam, altınlar emniyette. Hadi bakalım, işimizin başına. Tamam. Bu hasta halinde nasıl çalışacaksın bugün bakalım? Bana bir şey olmaz Cahit. Annemde kalsan sanki ölürdün. Kadıncağıza yük oluyoruz. Masalın da bir düzen içinde olması lazım. Onlar senin evine geçsinler, ben de evime geçeyim işte. Bak ne güzel söylüyorsun. İyi düzen istiyorsun, o zaman gel benim evde kal. Ayrıca dün söylediklerimde de ciddiydim. Yanlış zamanda yanlış konuyu açtın ama. İyi de dün olmasa bugün konuşacaktık. Zaten konuşacağız da. Artık karar verelim. Nerede, nasıl yaşayacağız? Zeynep, inat etme de özür dile, bitsin şu iş. Dilemem. Sen bilirsin. Dilemezsen ben de affetmem. Asıl sen bilirsin. Zeynep, Allah aşkına niye üstüme geliyorsun? Niye inat ediyorsun? Ah, Ali abicim. Ah. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım, hoş bulduk. Çay kahve bir şey içer misiniz? Oo, coştunuz Burcu Hanım. Meğer Ali abimiz amma da kıymetliymiş. Ay tabii, o bizim bir tanemiz. Hadi o zaman, ısmarla bakalım bir çay. Hı hı. Siz ne içersiniz? Zahmet olmazsa ben de bir çay içerim Burcu Hanım. Abla, benim masama 3 çay alabilir miyiz? Sağ ol. Yeni demlemiş, birazdan getiriyor. Tamam canım. Kapıyı açmazsın. Benim de içeri girmem gerekiyorsa tedbir almak zorundayım.
Hay Allah'ım ya. Mehmet nerede Burcu? Çayını alıp dışarı çıktı. Buyurun, sizinki de geldi. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hangi ara çıktın? Sizi biraz yalnız bırakayım dedim. Bak kızıyorum, ben böyle şakaları kaldıramam. Vallahi sen yokken bana bir kere bile çay içer misin diye sormadı. Ya kızacağız bana abi diyor be. Tamam abi ya. Mavr olsun diye diyorum ya. Bir şey olacağından değil. Neredeyse oğlum kadar bir kız şakası bile hoş değil. Tamam abi. Sözümü şakamı geri aldım. Oldu mu? Oldu. Ama bir daha olmasın. Tamam. Mehmet, biz evden taşınıyoruz. Ne taşınması ya? Nereye? Solacak'ta bir ev buldum. İki oda bir salon. Kirası da bizim eve göre iyi. Yarın için bir kamyonla anlaştım bile. Bak şimdi ya. Kafam attı mı 5 dakikada yürüyerek geliyordum. Gene gelirsin. Hatta aklıma ne geldi? Eski bakımsız falan demezsen biz çıkınca geç bizim evde otur. Ablana yakın olursun be oğlum. Gerek yok abi. Bu dünyada bir dostum abim sen varsın. Sen de uzağa gidiyorsun. Ya İstanbul'dan mı gidiyorum? Gittiğim yer şuradan şurası. Sen yine kafana isteme çıkar gelirsin. Baktın yol gözünde bir ya dönmez kalırsın. Ne diyeyim Ali abi, hayırlısı olsun senin için. Yeni evinde dertlerden uzak bir hayat yaşarsın inşallah. Vay be. Gel bakayım babanın kucağına. Hadi gel bakayım. Bir bak bakayım bana. Aman şuna bak. Oğlum sen kime benziyorsun? Vallahi de billahi de hık demiş babasının burnundan düşmüş. Kime benziyormuş bu? Babasına Musa, benziyormuş. Kalkar mısın? Şunu koyacağım. Hadi oğlum, anneye yardımcı olalım. He? Bir tanem. Aa, belini tut. Tut tut tut. Ay tut. Dur canım, ne oluyor? Boynunu tut Musa. Allah Allah. Oğlum çok rahat, sen merak etme. Huzurumuzu da bozma. Bilmediğin konularda inat etme sen. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Gaz mı çıkardı benim oğlum? Ha, arabada emzirmiştim ya. Ver. Tamam, ben koyarım. Sen yastığı düzelt. Demek ki biliyormuşum. Umut. Hadi. Bir an önce büyüse konuşsa. Beraber top oynasak. Oho. O büyünceye kadar kim öle kim kala. Allah Allah. Ne demek şimdi bu? Çok mu yaşlı görünüyorum hanımefendi? Ben kendine iyi bakan sağlıklı bir adam bir kere. Oğlumu askere gönderirken bile onu omzumda taşıyacağım. O güç var bende, merak etme sen.
Ben dışarıdan odun getireyim. Ev serinlerse burada hazır olsun. Zeynep. Hı? Niye inat ediyorsun? Hadi benim eve gidelim. Tamam, söz veriyorum, ayrı odalarda yatarız. Musa, üstüme gelme dedim. Tövbe tövbe. Duydun mu oğlum ne diyor anne? Başımıza bela oldu yani. Biraz söz dinlese. Ne güzel olacağız değil mi oğlum? Yine mi uyudun sen? Ulan seninle uykucu çıktım be. İşte. Oldu. Bunu nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Lise 1'deyken biz de öyle kravat bağlardık. İyi şanslar öpücüğü. Akşam nerede buluşuyoruz? Anneme gelir misin? Kardeşim görmeye gideceğim. Oradan beraber eve döneriz. Tamam, gelirim. Seni kapıya kadar geçireyim. Tamam. İşte sen yokken en çok özlediğim şey... evden çıkarken arkamdan bakan birini bırakmak. Ciddi görünüyor muyum? Bu halinle gerçekten aramızda 11 yaş var. Her zaman böyle mi giyinmen gerekecek? Evet, sanırım. O zaman benim de beni büyük gösteren bir şeyler alıp giymem lazım. Herkes kardeşim mi diye soracak. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İyi şanslar. Sağ ol. Uygun musun? Uygun musun? Evet. Sen değil. Bekle. 5 dakika sonra açıyorum. Derya? Bitti mi? Hayır. Aslında pek iyi değilim. Böyle bırakıp çıkabilir miyim? Hayır. Bu okuldan mezun olman için o kağıda dolu vermen gerekiyor. Zaten bütün o soruların yanıtlarını bildiğini ikimiz de biliyoruz. Bazen sevdiklerimizi kaybederiz. Bazen işler ters gider. Ama hayat devam eder. Biz hep mücadele etmek, ayakta kalmak zorundayız. Bu okuldaki son sınav kağıdın. Buradan bir dersen bile sınıfta kalmamış bir öğrenci olarak çıkacağına inanıyorum. Hadi bakalım.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Şunu bir alsana. Ben bir yarım saatinde çıkıp dönüyorum. Tamam. Patron biliyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? Rahat geldin mi? İnsanlık bitmiş oğlum. Sakatsın makasın, kimsenin yer yol verdiği yok. Hadi ya. Keşke bekleseydin. Gelip alsaydım. Yok yok. Zaten bu değnekle son haftam. Konuştun mu? Ne dediler? Bekliyorlar. Bir konuşalım. Anlaşırsak haftaya başlasın dediler. Sen var ya sen. Harbi dostsun. Tabii sen orayı sevecek misin bilmiyorum. Kafe gibi değil. Küçük bir yer. Yani 5 metrekare falan. 2 kişi falan çalışacaksınız. Ya boş ver. İş olsun. Ben maden ocağında bile çalışmaya razıyım. Hadi nereden gidelim? Gel hemen şurası. Hadi gidelim. Umarım bu dörtlü olarak 20 yıl sonra da yine aynı karede buluşuruz. Eymen. Bak. Dost.
İşte bizim şartlarımız bu oğlum. Tamam dersen ayağın düzelir düzelmez başlayabilirsin. Vallahi açıkçası tamam demekten başka şansım yok Mustafa Bey. Mustafa abi diyebilir miyim? Tabii. Aslında sizin sanki acil bir yardımcı ihtiyacınız varmış gibi görünüyor. Burası öyle çok yürümem gereken bir yer değil. Arada dinlenmek için şu köşeye oturmamda bir sakınca yoksa hemen pazartesi de başlayabilirim. Vallahi rahat ederim diyorsan olur. Olur olur. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ahmet çok güvenilir, çalışkan bir arkadaşım dedi. Öyle birine benziyorsun. İşi ben vermedim, sen aldın. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Teşekkürler. Oh be, bu krizde bu ayakla iş buldum. Vallahi ne kadar teşekkür etsem az. Saçmalama oğlum, biz arkadaşız. Ben artık eve gitmem. Bir yerlerde oturur, Derya'nın okuldan çıkmasını beklerim. Bu haberi ona vermem lazım. Sen her şeyi bu kız için yapıyorsun değil mi? Oğlum şaka değil. Derya'yı canımdan çok seviyorum. Kafama koydum. Okulu bitirsin nikah basıyorum. Bir tek şey lazımdı iş. O da oldu. Daha ne isterim? Ya bu kızın okulu var da üniversiteye falan gitmek istemiyor mu? Ya ben daha evlenmem derse? Yok kardeşim. Öyle bir şekil, öyle bir şansı yok. Ya evet, ya evet. Hava güzel. Pazar dolu diye sevindik ama 7 kilo peynirle biraz da zeytin sattım. Al benden de o kadar. Eskiden 2-3 paket alanlar bir paket alıp gidiyorlar. Ya da teyit geçiyorlar. Ha bir de kriz yok. Bu sene duyduğum en güzel esprim vallahi. İlahi cay. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne bu neşe? Aman da goncam gelmiş. Burnumuzda tütüyorsun. Bir tanem benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi her defasında böyle mutlu görmek ne güzel. Vallahi aslında gülüp oynayacak bir durum yok da kendimize yoktan eğlence yaratıp derdi tasayı boş veriyoruz. Ha, kardeşini gördük. Ama ne öyle yakışıklı bir şey. Büyük adam. Büyük adam ifadesi var vallahi. Değil mi? Çok yakışıklı. Ablası çok güzel. O da çekmiş tabii. Biz de seninle size gelir mi? Küçüğümüze birer hediyemiz vardı, veremedik. Aa, gelin tabii. Hadi hep beraber gidelim. Hakkı, bir 15 dakika bizim yara bakar mısın? Zeynep'e gidip döneceğiz. Tabii abi, ne demek? Hadi. Hadi nineciğim. Merhaba. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldin güzel kızım. Ay, neredeymiş benim yakışıklım? Geç. Canım, canım benim. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, belinden tut anneciğim, belinden. Tamam. Zeynep. Bırak herkesi kontrol etmeyi, kızım tutuyor işte ne güzel. Tamam, ama şuradan tut. Biz de peşine takıldık, geldik. Gel anneciğim, geç otur. Tamam, tamam. Çok kalıp sizi rahatsız etmeyeceğiz. Geç Şahit abi, olur mu öyle şey? Hadi otur şuraya. Bir hediyemiz var, onu vermek istiyoruz da. Niye zahmet ettiniz? Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti? Zeynep'im yardım ediver canım. Edim. Bu nenesinden. Tabii nineciğim, tabii. Bu da Cahit dedesinden. Çam sakızı çoban armağanı. Zahmet etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ninem sağ ol. Bir şey değil oğlum.
bari. Benim gurur yaptığım falan yok. Kendimi haksız görmediğim için özür dilemiyorum. Söylediğim bütün bu sözleri de şaka olarak kabul ediyorum. Ay anne çok güzel değil mi? Çay içer misin Cahit abi? Sağ olasın. Ninem çay... Torunum benim. Allah Zeynep'ten bin kere razı olsun. Gerçekten çok iyi bir insanmış. Sen de ne şanslıymışsın kız. Nerede süt annesi bulacağız derken bak ayağına geldi. Aman aman da babaannesine gülermiş. Babaannesi de onu yermiş. Canım kardeşim benim. Gelecektir. Yo, posta falandır herhalde. Sen tamam. Otur ben bakarım. İyi günler. Buyur oğlum. Musa Bey'in nesi oluyorsunuz? Annesiyim evladım. Bir mobilya şirketinden geldiler. Çocuk odası mobilyası getirdiklerini söylüyorlar. Bilginiz var mıydı efendim? Evladım biraz bekler misin? Musa Bey şu an burada değil. Bir açıp sorayım bir yanlışlık olmasın. Tabii teyze bekliyorum. Mobilyacı gelmiş. Bir sorayım bakayım bizimkinin işi mi? Bir söylemez ki kim gelecek, kim ne getirecek, götürecek. Ana. Vallahi yemin edeyim ha, ben de şimdi seni arayacaktım. Kız nasıl? Kız iyi de. Sen bir söyler misin, mobilya bekliyor muydun? He ana, bekliydim. Oğlum insan bir söylemez mi? Ya biz sabahtan gelmeseydik, geldikleri gibi geri gideceklerdi. Ne mobilyası bu, nereye? Hangi odaya gidecek? Ana, onu masanın odasına koy sen. Tamam, içeri alayım. Ana ben şimdilik buradayım. Bir ara gelir bakarım. Hadi sağ ol anam, ellerinden öpeyim ha. Hadi ben de sizi öpeyim. Zeynep'ten gizli bir işler karıştırıyor ya, anlayacağız. Gelsinler oğlum, bizeymiş. Peki efendim. Kamyonu içeri alın, tamam. Thank you.
Anamın üçünüze de selamı ver. Gonca. Süzgar'ın yatağı gelmiş. Babaannen onu... Ağzımızın payını verdi. Ah keşke bir an önce buraya gelseler. Şu evde Zeynep Hanım, bütün çocuklar hep beraber yaşasalar. Ben o hayali kaç senedir kuruyorum bir bilsen. Ama artık çok inanıyorum, biliyor musun sen? Bir sabah gözümüzü bir açacağız, burada kalabalık bir aile var. Zeynep çok sefalet, çok yokluk çekti. Artık o bütün yaşadıklarından sonra böyle bir evde insan gibi, hanım gibi yaşamak en çok onun hakkı. Bak, o bu eve, buraya evin hanımı olarak geldiği gün onun elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyeceğiz. Aşk olsun, Musa Bey'e nasılsam ona da öyle olurum. Yeter ki gelsin. Seni bileyim de Zeynep işini başkasına gördüren insan değildir. Çayını bile kalkır kendi alır. Hiç kimseden rica etmez. Hem insana kıyamaz. Hem de hayatı boyunca tek başına çalışıp koşturduğu için kimseden hizmet beklemez. Bari burada artık rahat yüzü görsün. Siz hiç merak etmeyin. O bu evin hanımı olsun. Ben onu mutfağa bile sokmam. Derya,
sürpriz. İnanamıyorum, dışarı çıkmışsın. Hem de yürüyerek. Bütün gün sadece yürüyerek dolaştım. Acımıyor mu? Biraz ağrım oluyor ama oturunca geçiyor. Dur o zaman, ayakta kalma. Gel bir yerlerde oturalım o zaman. Yürüyelim diyorsan yürürüm. Sen beni düşünme kızım. Yeter ki beraber olalım. Tamam o zaman. Önce gidip bir yerlerde oturalım. Sınavın nasıl geçti? İşte yaptım bir şeyler. İşiniz bitiyor mu? Bitirdim, şimdi çıkıyorum. Aman kaldırdığınız her şeyi yerine koyun. Kızım çok titizdir. Her şeyi bıraktığı yerde ister. Ne aldıysam yerine koydum. Dolapta elbiselerinin altında bazı fotoğraflar falan var. Onlara dokunmadım bile. Neyse, ben bitirdim çıkıyorum. Siz kızınızın nesi nerededir daha iyi biliyorsunuz. Gene de bir bakın isterseniz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Of ulan of. Abartma. Ya sen de uzaya gidince ben şimdi iyice sıkılacağım ha. Senin evde taşıyalım, oraları daha ferah. Abi ablam sonra kafamı uçursun. O evi adam etmek için çok masraf yaptı. Şimdi ben bu evi boşaltıyorum dersem vıdı vıdı başımın etini yer. Çiçek gibi ev yaptı sana. Aslında hakkını yememek lazım. Of of. Bizim sonumuz ne olacak Ali abi ya? Böyle bekar bekar ömrü billah. Çene çalıp duracak mıyız? Zormuş değil mi? İkimiz de eşlerimizi kaybettik. Ne onlar ne biz istemeden birbirimizden ayrıldık. İnsan yeri geliyor evin içinde bir dost, bir nefes, bir hayat arkadaşı arıyor. Vallahi Süreyya'mın yeri ayrı. Ömrümün sonuna kadar unutamam. Ama böyle son günlerde ulan ben avare miyim diyor. İşe git, işten gel, ablanı gör, yeğenini gör. Ondan sonra yat uyu. Ya ben niye çalışıyorum? Benim yaşamamın anlamı ne? Ben farkındayım. Bugün Burcu Hanım'la ilgili yaptığın esprilerden belli. Artık Mehmet'in başına vurdu. Bana sarıyor dedim. Süreyya'mın hatırasına saygısızlık etmek istemiyorum ama... yaşamayan birinin arkasından böyle her gece ağlaya ağlaya... yani olmuyor. Ya bu hayatı hayat gibi yaşamak ya bu diyardan gitmek lazım. Ve benim tutunacak bir oğlum var, kaldım. O yüzden gidemem. Bir de Zeynep vardı. Ona yaklaşmak için 17 sene uğraştım. Benim sonum bu. Aşktan sınıfta kaldım. Ama sen gençsin henüz, şansın var. Hem gençsin hem düzgün adamsın. Eyvallah. Dilerim Tanrı karşına işte bu diyeceğin bir kadın daha çıkarsın. O kadın da seni aşkta karşılıksız bırakmasın.
Ya sen hakikaten avare deli divane gibisin ha. Oğlum biz buraya niye geldik? Aa evet abi, biz süpermarkete niye geldik? Akşam Pınar'ın babası, annesi, teyzeleri hem tanışmaya hem geçmiş olsuna geliyorlar. Hadi işler ciddi desene. Evet, seni de misafir listesine yazdım. İtiraz istemiyorum. Gider ablanı ziyaret eder gelirsin. Soframız da yerin hazır, bekleyeceğiz. Bana bak, Ömer Pınar'ın teyzeleri çok güzelmiş dedi. Ha, şimdi senin sıran ha. Al saz eline, sen de benimle uğraş. Akşam 6'da kapanıyormuş. Altın, döviz, pırlanta. Öyle bir yer işte. Sahibi iyi bir adam belli. Böyle babacan, tatlı dilli biri. Orada bir yüzük gördüm iş konuşurken. Dedim ki bu tam Derya'ma göre. İlk maaşımda yeterse sana onu alacağım. İsmail, sen önce bir işe başla. Paranı biriktir, evini tut, boş ver yüzüğü. İçimden geliyor kızım. Sana ne ya? Nişan yüzü gibi bir şey. Zaten birkaç hafta sonra okul bitiyor. Ağustos'ta yaş 18. Eylül'e de evleniriz diyorum. Bak yine yüzün düştü ya. Kim girdi yine kanına? Yine hayır mı diyeceksin? Annem kötü İsmail. Dün bayıldım demedim. Hiçbir şey bilmeden odama geldi. Nasıl diyeyim, acıdım haline. Yaşamak için tek bir nedeni var. O da benmişim gibi konuşuyor. İyi ki bu yaştasın. Evlenip gitmemişsin. Yoksa ben nasıl ayakta kalırım dedi. Onu söyle. İsmail beni seviyor. Ona güveniyorum. Anneciğim biz evlenmeyi düşünüyoruz de. İsmail dedi ki de, Derya'nın annesi benim de annemdir. O kadıncağızın da artık yüzünün gülmesi lazım. İsterse bizimle oturur. Başımızın üstünde yeri var. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Annem odasında mı? Biraz önce yemeğe çıktı. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Organik tarım sektöründe çok başarılı isimlerle tanıştırdı. Benim için çok yoruldu. Kendimi ona karşı borçlu hissediyorum. Kendini hiç borçlu hissetme. Senin için ben neysem Şeref abin de öyle. Kardeşim gibidir yani. Bize içinden gelerek yardım ettiğine eminim. Hatta İstanbul'da ofis olabilecek her yeri bulmuş. Tek tek gösterdi. Aa, benim pazartesi sabahı toplantım var. Ondan sonra buluşur, her şeyi hallederiz. Yani bu iş her ikiniz için de geleceğe hayırlı olsun. Sağ olun. Ben Gonca'yı da orada görmeyi çok istiyorum. İnşallah. Bayıla bayıla çalışırım. Okula dönene kadar ben de organik gıdacıyım. Bence dayı. Ben bakarım. Yandık o zaman.
Dayı. Oo, damat. Siz de mi buradasınız? Hoş geldin. Hoş geldin Mehmetciğim. Hoş bulduk abla. Kardeşim burada. Tabii ki biz de buradayız. Neredeymiş benim yeğenim bakayım ha? Bak dayısı. İki günde büyüdü. Dayısının yakışıklısı. Ne haber? Neredeymiş benim yeğenim? Dayısının yakışıklısı. Aa, iyice pabucumu dama attınız ha? Beyefendi sigara içtiysek fazla yaklaşmayalım oğluma. İçmedim. Ben çocuk mevzularında senden daha deneyimliyim. Belli belli. Aklı ihtiyacım yok. Gonca'yı da böyle sigara içtikten en az yarım saat sonra öperdim değil mi abla? Evet. Dayısının aslan Mehmet delikanlısı. Sofraya tabak getireyim sen de ye. Sağ ol abla. Kalmayacağım. Neden? Ya Ali abiye söz verdim. Akşam Pınar'ın ailesi geliyormuş. Israrla beni de çağırdı. Ha, tabii. Pınar'ın şahane teyzeleri de geliyor. Ondan gidiyordur. Öyle mi? Rica ederim kız, insan dayısıyla böyle mi konuşur? Dayım benim. Hem Ali abiler yarın taşınıyor. Gece kalıp eşyaların yüklenmesine yardım edeceğim. Küçük benim. Dayısının aslanı. Aman da kur. Ondan ayrı kalamayacaksın. Çok denedim. Yapamıyorum. Annen olarak söz söyleme hakkın var mı? Anneciğim tabii ki var. Ne yapmak istiyorsam bunu seni ezip geçerek yapmak istemiyorum. İster evli ol, ister evlenene kadar süre koy, üniversiteyi bitireceksin. Anne, İsmail artık eskisi gibi değil. Bu konuda en küçük bir sorun çıkarmıyor, merak etme. O zaman niye bitirmeni beklemiyor? Hemen bu yaz evlenelim diyor. Sabırsız. Şimdi böylece Pelin'in P'sini, benim adımı yani Çınar'ın ınarını aldık, kızımızın adını Pınar koymaya karar verdik. İnanın her yerde, her defasında müthiş bir buluşmuş gibi anlatır. Her baba gibi kızına aşık. Karısına da aşık olunca kızının adını koyarken aşkını mühürlemiş. İşte budur hocam. Ne kızıma ne de karıma olan aşkım sönmedi. Pelin havaya girmemek için böyle söylüyor. Abla, Leyla ablam nerede? Aa evet ya, en son lavaboya gitmişti. Evimiz çok büyük. Yolu şaşırmış falan olmasın. Gruplara ayrılıp arayalım mı? Her şey yolunda görünüyor. Yolunda ne demek? Şahane bir ailesiniz. Leyla, enişten yine Pınar'ın adı niye Pınar hikayesini anlattı? O hikaye hiç bitmez. Eğer gelecekte Ömer'le Pınar evlenirlerse her bayram, her yılbaşı bu aile her bir araya geldiğinde ilk defa anlatıyormuş gibi anlatacak. Yok canım, değildir. İyi tamam, anlatmam o zaman. Anlatmaya kalkarsam uyarırsınız, anlatmam. Bazıları öyle yapıyor değil mi? Bu yemekleri nereden ısmarladınız? Babam yaptı. Aslında çok daha iyi şeyler yapmak isterdim ama işten üşü ancak bu kadar oldu. Nefis olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Aklınızda olsun Ali Bey. Ablama tam sizin gibi birini arıyoruz. Böyle yemek pişiren, hoş sohbet, oğlunu kızını büyütmüş falan. Sen de yani Lale, daha ilk tanışmamızda ailecek nasıl bir resmin içine soktun bizi? Ne var canım bunda? Ali Bey, bizim bu baldız var ya, aklından geçenleri böyle hızla dilinden dışarı çıkarıverir. Kusuruna bakmayın. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman duymayın bile. 35 oldum, hala evlenecek bir adam bulamadım diyen sensin. Ben. Ben aramıyorum, yalnızlığımda sorunum yok. Bu iki teyzem Ali amca hep böyle didişirler.
Leyla teyzem emekli edebiyat öğretmeni. Onun en büyük aşkı Atilla İlhan olmuş. Aa. Herhalde onun gibi birini bulamadığı için evlenmedi. Lale teyzem herkesi samimiyetsiz buluyor. Böyle kendi halinde, basit şeylerden mutlu olan, sıradan. İsterse çöpçü olsun ama adam olsun birini arıyor. Ya ya. Param var ama mutlu değilim Ali Bey abi. Belki de o adam gelmiş. İnşallah, inşallah. Biliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Bu gülenler kim? Susmak bilmediler. Sen Pınar'ın ailesiyle tanışmadın tabii. Pınar'ın teyzeleri güzel değil mi anne? Öyle gerçekten. İkisi de çok güzeldir. Ey Allah kocalarına bağışlasın. İkisi de evli değiller ki. Öyle mi? Lale teyze, yani küçük teyzesi. İç mimar. Çok yaratıcı bir kadındır. Leyla teyze de böyle annemin yaşlarında. O otursun şiir okusun, hayır kurumlarında gönüllü çalışsın. Öyle bir kadın. Ha, bak bu gülerken en çok ses çıkan var ya, o da Pınar'ın annesi. O zaman yeni evimize geçince Pınar'ları bir akşam bize yemeğe çağıralım. Ben böyle neşeli insanları severim. Ha, bu arada komşun taşındığına göre biz de yarın sabah evimize gidebiliriz. Hayır. Niye hayır? Hayır. Çok komik bir çiftiz değil mi kızım? Yarın akşam sizi yemeğe davet ediyoruz. Ve eğer bu şekilde inatlaşmaya devam ederseniz rüzgara bize el koyacağız. Ya niye bana bakıp bakıp gülüyorsunuz? Anlamadım abi. Babam sana sonra anlatır Mehmet abi. Hatta hiç anlatmasa mı? İyi, peki öyle olsun. Mehmetciğim, Pelin Hanım Pınar'ımızın annesi. Çınar Bey de babası. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Leyla Hanım. Merhaba. Lale Hanım. Merhaba. Merhaba. Mehmet benim Aslı Pınar arkadaşım. Beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda yan komşumuzun da kardeşi. Dur daha kısa yoldan anlatalım. Gonca'nın dayısı. Öyle mi? Kaç senedir bir sizinle bir de babasıyla tanışamadık. Sizi hep merak ederdik. Biliyorsunuz değil mi? Gonca bizim evin kızı gibidir. Sağ olun. Pınar da bizim için öyledir. Ya işte Gonca duymuşsunuzdur. Böyle erken bir evlilik yaptım maalesef. Şimdilik okulla ilişiği kesildi. Gençlikte ne hatalar yapılmıyor ki. Ne şanslı ki harika bir annesi var. Okulunu da bitirir, evliliğini de yoluna sokar. Zaman her şeyin ilacıdır efendim. Hepimiz ne serüvenlerden geçip bu hallere geldik değil mi? Afiyet olsun. Öyle tabii. Önemli olan en zor şartlar altında bile her şeye rağmen çocuklarını kazanmak için mücadele eden aileler olabilmek. Vallahi Pınar, şahane bir ailem varmış ha. Şöyle bir masaya baktım. Ya herkes çok samimi, çok içten ya. Abi, vallahi söz hakkım varsa ben kızı aldım bitti söyleyeyim. Ha, ayrıca bu aileden var ya, kız al ömrün uzar ha. Buyurun, Bilal de burada. Ya ne güzel akşam be, ne güzel masa. Şimdi bu evde son gece ha. Ya. Nasıl yani? Şey, Ali amcalar yarın taşınıyorlar. Ha. Sizin oraya taşınıyorlar hem de. Salacağı sana komşu geliyorlar. Siz de mi orada oturuyorsunuz? Evet, orada yaşıyorum. Hadi bu evde son bir defa Atilla İlhan'la mırıldan abi. Hadi abi ya. Ya şimdi bu neşeli masada ne alaka demeyin. Çünkü bu evde çok rakılar içildi, çok şiirler okundu. Abi sizi özleyeceğim ben.
Ama kafamı esip kolumun altına rakımı alıp gelip şöyle senin dilinden bir ilhan şiiri dinleyemezsem üzülürüm, onu da belirteyim. Ya. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Sisler utanacak, eğilecek. Ağzının ucundan öpeceğim. Saçına kalbimi takacağım. Avucunda bir şiir büyüyecek. Nerede olduğumu bileceğim. Bu çıplak geceler yok mu? Bu plak böyle ağlamıyor mu? Camları kırmak işten değil. Delirecek miyim neyim? Kirpiklerimden mısra dökülüyor. Kenya'da simsiyah yalnızım. Yoksul bir şilepte gemiciyim. Malezya'da yük bekliyorum. Önümden çekilirsen İstanbul görünecek. Nerede olduğumu bileceğim. Gözlerimi söndürme muhtacım. Ben senin aydınlığına muhtacım. Yepyeni bir ilkbahar harcayıp, bir yaz boğup, bir sonbahar harcayıp, rüzgar gülünü arayacağım. Oran'da, Pernambuk'ta, Tombuktu'da, vinçler yine akşamları inecekler. Yine karanlığa bulaşacağım. Gözlerin rüzgarda savrulacak. İkimiz iki sap buğday olsak. Sen benim olsan, ben senin olsam. Bir gece vakti hakkına gelsem. Uykunu tutsam, bırakmasam. Seni kucaklasam. Birbirimizin kalbini dinlesek. Dünyanın kalbini dinlesek. Büyük ateşler yaksak. İki güvercin uçursak. Nerede olduğumuzu bilsek. Bravo. 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 Tebrik ederim. Bravo. Ne yapıyorsun? Ver bana. Ya ağlama ninem. Sensiz nasıl olacak bir hali? Ben sık sık ziyaretinize gelirim. Buralardan gitmek için gitmiyor musun? Nereye geleceksin? Orada durdun kaldın. Geldi bir Ali abi güle güle de. Ben duyunca çok üzüldüm. Ali, şu durumu görene kadar şaka gibi geliyordu. Gerçekten gidiyorum. Sanki hep yan yana evlerde yaşayıp sonra da ölecekmişiz gibi düşünürdüm. Ben de bir evin içinde yaşayıp ölecekmişiz gibi düşünürdüm.
Zaten onlar gidiyor. Ben seni üzdüğüm her şey için çok özür dilerim. Ben de senden özür dilerim. Keşke hayatımın sonuna kadar kalbimden geçenleri silmeye çalışıp komşun arkadaşın olarak kalsaydım. Şansınız açık olsun. Hepimizin. Kendine iyi bak. Sen de.
Efendim. Hayret bir şeysiniz. Bekleyin, çıktık geliyoruz. Yarım saate kalmaz oradayız. Tamam, ben de öptüm. Baba. Efendim. Pınar'la teyzeleri bizim yeni eve bizden önce gitmişler. Temizlik yapıp ev yerleştirmek için bizi bekliyorlarmış. Bilmem. Portakal? Şefik, şu brandayı biz sağlamlaştırdık. Sarkı yardan ediyorsunuz. İşiniz bitince bak. Sonra böyle getirdim ben mis gibi. Valla bak. Önce iş bak oğlum. Önce işi bir... Nerede kaldınız Başar'cığım? Balık aradık. Vallahi tazesini bulmak için çok dolaştık ha. Ama en güzel levrekleri aldık geldik. Hadi kalkın sofrayı hazırlayın, pişirin balıkları. Yo yo, hanımları yormuyoruz. Balıklar benden. Vay be damat. Oy oğlum, bir tanem. Bana bak Gonca, bir daha damattan şikayetçi olduğunu duymayayım. Baksana kızım, sana hiçbir iş yaptırmıyor. Oh, my God.
yapacak? Gel bakayım oğlum. Allah gel. Allah. Hop 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 hop. Gel. Gel bir tanem canım. Canım. Ablası şuraya bak ablası. Gel. Gel ablası. Gel babasının ne oldu? Hadiymiş abla. Zeynep. Sana kötü bir haberimiz var Zeynep. Ne oldu Cahit abi, ne kötü haberi? Senin evdeki. Nasıl söyleyeyim Zeynep? Tüp patladı. Tüp patladı. Tüp patladı. Ortalık mahşer yerine döndü Zeynep. Ne diyorsun abi? Kimseye bir şey oldu mu? Ev ne durumda? Pazardan birkaç kişi yaralandı. Ama korkma iyiler. Ev kötü Zeynep, ev kötü. Böyle telefonda söylenmez. Ama gelme sen buralara artık Zeynep. Evin bu halini görme. Evin yok artık Zeynep. Evin gitti fakültene. Evin yok artık. Cahit abi sen ne diyorsun? Zeynep söylesene ne olmuş?